Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yılanların nasıl yakalanacağını, nasıl tutulacağını, nasıl salınacağını falan anlatacağım size. Soran çok oluyordu, nasıl yakalıyorsun, nerede yakalıyorsun, nerede buluyorsun diye. Şimdi hepsinden bahsedeceğim, böyle bir rehber videosu çekeyim dedim. Şimdi görüyorsunuz, bu bir damalı su yılanı. Bu çekimi ben çok önceden yapmıştım, zaten kanalda mevcut, sadece arkası boş durmasın diye bu çekimi koyuyorum. Şimdi bu yılan arkadaşlar gölden bulunmadı, bir tane taşın altından çıktı. Bu yılanlar aslında tam olarak gölde yaşayan yılanlar değil. Sadece suyu seviyorlar. Arada sırada girip çıkıyorlar. Orada besleniyorlar, avlanıyorlar. Bu yılan gölün, yani benim yaşadığım bölgede bir göl var. Onun 1,5 kilometre, 1 kilometre ilerisinde bulundu. Aslında sanıldığı gibi balık gibi suda yüzmüyorlar. Dışarılarda da gezebiliyor bu yılan türleri. Nasıl tutulacağına geçelim. Görüyorsunuz, ben bu yılanı herhangi bir şekilde kafasından sıkarak tutmuyorum. Çünkü yavru bir yılan ve ısırması zor. Özellikle damalı su yılanları yavruyken ısırmıyorlar. Ama mesela bözyörük yılanı ısırabilir kafasından tutmazsanız. Büyük bir damalı su yılanıyla karşılaştınız, ne yapacaksınız? Evden dışarı atmak için veya tutmak için, incelemek için. Şimdi ilk önce arkadaşlar, eğer korkmuyorsunuz ve tecrübeliyseniz ve yılanın türünü biliyorsanız, burası çok önemli, yılanın türünü biliyorsanız, elinizle tutup yılanın kafasından veya ayağınızla bastırıp kafasından elinizle tutmanız gerekiyor. Tabii ben türünü bildiğim için direkt elime aldım, hiç sıkmadan. Fakat burası çok önemli. Eğer türünü bilmediğiniz ve zehirli bir yılansa sokulursanız ölme riskiniz bile var. O yüzden asla bilmediğiniz canlıları dokunmayın. Yetkilileri arayın, gelsinler alsınlar eğer evinizdeyse. Zaten doğadaysa bilmediğiniz hayvana dokunmayın. İnceleyin ve gidin. Dediğim gibi kafasından sertçe tutmanız gerekiyor eğer bildiğiniz ve zehirsiz bir türse. Zaten zehirli türlere tutmanızı asla önermiyorum. Zehirli türler tutulmamalı bence. Çünkü sokulma şansınız var. Yılanın kafasından sertçe tuttuktan sonra herhangi bir tehlike altında değilsiniz pek de. Elinizden kaçmadığı sürece. Bırakma esnasında da çalılara veya herhangi bir yere, toprağa, zemine fırlatarak atmaya bakın. Çünkü eğer sakince bırakırsanız dönüp bir anda atak yapma şansı var. Yani sokabilme şansı var. Her yılan zehirli değildir. Hiçbir yılan zararlı değildir. Hiçbir hayvan zararlı değildir daha doğrusu. Her hayvanın kendisine göre doğada bir zinciri vardır. O yüzden hiçbir hayvanı öldürmeyin. Her hayvan birbirine bağlıdır. Yaşam. Nerelerde bulunduklarına geçersek, biliyorsunuz çoğu yılan çalılıklarda, taşların altında veya bazı türler, tabi Türkiye'de var mı bilmiyorum, ağaç kabuklarında yaşayanlar var. Ağaçların üstünde yaşayanlar var. Toprağın altında yaşayanlar var. Fare deliklerine girenler var. Türkiye'de en kolay bulunmuyordu. Yani Türkiye'nin tabiatına uygun şekilde. Dışarıdaki taşları kaldırmak, çalıların arasında gezmek. Tabi bunu düzgün bir botla yapmanız gerekiyor. Çünkü zehirli bir yılan sokabilirse size. Yani zehirli bir yılanın üstüne basmanın sürece sizi sokmaz. Fakat basarsanız üstünü yanlışlıkla çalılarda görmeniz için, diyelim bir engereğin üstüne bastınız. O zaman sokma şansı var. O yüzden düzgün avcı botlarıyla gezmeniz lazım yılan ararken. Tabii büyük çalılıklarda değilsiniz, pek de gerek yok etrafa dikkatli baktıktan sonra. Yılanlar genellikle nemli bölgeleri sevdikleri için arada güneşlenmeye de çıkabilirler. O yüzden genellikle böyle işte girintili çıkıntılı, bol güneş alan kayaların altına veya işte deliklerine bakarsanız bulma şansınız var. Tamamen şans işi. Neyse, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.